Siz ne dersiniz ee, Özel Bey? Il, e, hukukçular tamam da ilahiyatçılar e, neden tartışılmalı? Abi, her tarafa selam çakmaya çalışırsan öyle olur. Ee, hani terk ettikleri bir CHP var ya e, o terk ettikleri CHP'nin Türkiye'nin e, tam bağımsızlık kısmını gündeme getirmeyip e, her zaman böyle bir e, İslamiyet'e selam çakma çabası çok fazla var ama şimdi e, ilk başta şeyi söyleyeyim e, Türkiye tarihini ...bilmeniz gerekiyor... ...büyük cümleler kurmak için... ...mesela 1912 seçimleri derseniz... ...Eli Sopalı seçimleri derseniz mesela... ...sayarım... ...yani İttihat Terakki'nin aslında... ...o sürecini sayarım... ...mesela 1946 seçimlerinde... ...İstanbul'da 3 gün sonuçların açıklanmadığını... ...o zaman İstanbul valisi olup... ...sonra Demokrat Parti'den... ...siyaset yapan... ...ki yatsı da kalp kriziyle ölmüştü... ...mesela Lütfü Kırdar'ın bir lafı vardır... ...der ki... 23 milletvekilliği var ama CHP'nin 5 tane en önemli ismi seçimi kaybetmişti. Biz kalan 18 Demokrat partiliği kurtarabilmek için seçimler tamamen iptal olmasın ve bir daha müdahale olmasın diye o 5 ismi yazmayı kabul ettik diye anlatmıştı. Bu arada şu yalanı da söyleyeyim. Hani 46 seçimlerinde iktidar Demokrat Parti'nin elinden çalınmış değildir. Çünkü Demokrat Parti aslında seçime katılmayacak katılmayacaktı. CHP kapatmakla tehdit ettiği için Katıldı ama milletvekili aday sayısı yetmiyordu tek başına iktidar olmaya. Daha doğrusu şöyle, oyların %100'ünü alması gerekiyordu ama etik dışı mıdır? İstanbul'da olanlar etik dışıdır. Ya da 57'de Adnan Menderes mesela seçim sistemini değiştirmiş ve Demokrat Parti'den kopan muhaliflerin CHP çatısı altında seçime girmesini engellemiştir. Bunu etik dışı diyemezsiniz. Siyasi bir tuzak kurmuştur ve başarılı da olmuştur. Şimdi etik dışılıktan bahsedelim. Kemal Bey kendisiyle ilgili videodan bahsediyor ya, e Kandil'in Kemal Bey'e verdiği destek özü itibariyle... Ben etik dışı herhangi bir şeyi savunmam bu arada, yani montajı da savunmam ama... Hani Kandil hiç Kemal Bey'e destek vermiyormuş da, Kandil böyle Kemal Bey'e destek veriliyormuş gibi terör örgütü, böyle bir şey gösterilmedi. Etik dışılığa uğrayan kimdir biliyor musunuz bu seçimde? Muharrem İnce'dir. Niye uğradı etik dışı saldırılara Muharrem İnce? Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilsin diye. İyi Parti de uğradı. İyi Parti de uğradı tabii. Yani şimdi Türkiye'de 100 bin imza toplamış, 120 bin imza toplamış bir adam aday olduğu için linç edildi ya. Farklı düşünmeye, farklı bir sese tahammül etmeyenlerin, demok mesela Meral Şener bazen kaybederken biliyorsunuz. Bakın Muharrem İnce hayatının en büyük darbesini, Seçim gecesinden sonraki o süreçte yedi aslında. Yönetemedi orayı. Şimdi Kemal Bey Meral Akşener çıktı Cumhurbaşkanı'nı kutladı. Eleştirilerini söyledi ama kutladı. E, Kemal Bey Cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkmıyor. Cumhurbaşkanı devletin birliğini temsil eder. Tayyip Erdoğan'ın şahsına saygı duymayabilir ama Cumhurbaşkanı'na saygı duyarsınız. Duymak zorundasınız da. Çok özür dilerim. Devam edeyim. Hadi. Şimdi e, geldiğimiz yer şurası. CHP'li bir genel başkan herkese dedi ki Türkiye'de oy kullanan seçmen listeleri her partiye gidiyor. Yani Türkiye'de oy kullanan yabancı seçmen sayısı seçim sonuçlarını etkilemeyecek bir seviyede. Bunu bir CHP genel başkan herkese söyledi. Yenilgiyi de anlayabildiğim kadarıyla Kemal Bey hariç herkes suçlu. Kazandığı için Recep Tayyip Erdoğan suçlu. Aday olduğu için Muharrem İnce suçlu. Herkes suçlu. Bir tek Kemal Bey, pür upak, hiçbir şey yok. Böyle olmaması lazım. Gerçekten Peki. böyle olmaması lazım. Bunlar birazcık daha dikkatli olunması ve dikkatli davranılması gereken işler. Ama tekrar diyorum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı sever sevmez, ne Tayyip Erdoğan'ın da umur olmaz Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevip sayması ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hem... Kutsal mabete e, girdiği zaman, anons edildiği zaman vesaire ya da lojiye girdiği zaman, mesleğe girdiği zaman saygı gereği onu ayağa kalkmak bu Tayyip Erdoğan'ı daha büyük bir adam yapmaz. Kutsal bu mabet hariç. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nu daha büyük birisi haline getirir. Sizi yenmiş, cumhurbaşkanı olmuş birini gördüğünüz zaman ayağa kalkıyorsanız bu size değer katar. E, keşke ıskalamasaydı. Bence Peki. ıskalamış Teşekkür ediyorum. Sayın Özçelik sizin de değerlendirmenizi alayım. E, bu seçimin ahlaki meşruiyeti yok demek, bu şimdi, seçim sonuçlarını tanımıyorum demek anlamına mı geliyor? Şimdi bakın bu çok fazla ciddiye alınacak bir e, ifade gerekçe değil. Yani biraz yenilmişliğin e, tepkisel yanı diyelim. Yani ona bahane bulma. Yani biraz böyle nasıl söyleyelim? zoraki yapılmış bir açıklama diye görüyorum. Eğer itiraz edecekse yani seçimi tartışmaya açacaksa mesela Sayın Kılıçdaroğlu şunları söylemiş olsaydı ya kardeşim bu seçimde adaletsiz taraflar çok. Tamam bazı devlet imkanları kullanıldı bunları gündeme getirebilir. Şunu söyleyebilir. Der ki bakın seçime giriyoruz. Örneğin ben 1 milyar liradan fazla hazine yardım aldım. Ama aynı seçimde yarıştığım, örneğin Vatan Partisi bir kuruş destek almadı hazineden. Bu eşit bir yarış değil. Ama ben ondan avantajlı oldum diye deseydi, bu daha makul bir şey olurdu. Mesela HDP seçime girmedi, 360 milyon lira hazine yardım aldı. Yani akıl alır bir iş değil. Mesela bunu eleştirseydi, belki daha mantıklı olur. Hiç itiraz etmedi bu duruma. Ondan sonra Muharrem İnce'ye kumpası Özay Bey söyledi. Bu kumpas FETÖ işi olduğunu bilmeyen var mı? Peki Sayın Kılıçdaroğlu FETÖ'yü gizlemek için niye Rusya'nın üzerine attı? Bu işi kasetlerden Rusya'yı suçladı. Yani bunlar eğer konuşsaydı veyahut da bu tür davranışlar içine girdiyse bu çok da masum bir şey sayılmaz. Yani o nedenle bu tür gerekçeleri çok ciddiye almıyorum. Şimdi yani Cumhurbaşkanı'nı karşılarsın, ayağa kalkarsın, kalkmazsın. Bakın ben size basit bir örnek anlatayım. Demirel ile İnönü biliyorsunuz 91'de koalisyon kurdular. Sayın İnönü o zamanlarda başbakan yardımcısı Demirel başbakan. Bakanlar kuruluna önce girer Demirel geleceği zaman Sayın İnönü ceketini düğmeler ve onu karşılamak için ayağa kalkar kapıya giderdi. CHP'li bak ben bizzat şahit olduğum için biliyorum. CHP'li bakanlar İnönü'ye kızıyorlardı. Sayın Genel Başkanım siz Biz ortağız, siz oraya niye gidiyorsunuz, ayağa kalkıyorsunuz, kapıya falan dediklerinde Demirel onlara şu yanıtı vermişti. O başbakan, ben başbakan yardımcısıyım. Eğer ben başbakan olsaydım, o yardımcı olsaydı onun da bana aynı şeyi yapması gerekirdi diye kendisine yönelen o tepkileri bertaraf etmiştir. Yani burada devlet e, şeyi ağır basmıştır, devlet e, bilgisi, devlet tecrübesi, devlet... E, yanında görgüsü ağır basmıştır. Bu nedenle yani burada bunları bu tür iddiaları seçimden önce yapacaksınız. Seçim bitmiş bu tür iddiaları yapmak bence çok sağlıklı bir şey değil. Fulya bir şey ekleyebilir mi? Tabii ki buyurun. Buyurun Abdülkadir Bey. Şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Faik Öztrak bir açıklama yaptı. Yanlış anlaşılmaması için o açıklama çok kısa bir bölümünü aynen okumak istiyorum. Faik tamam. Öztrak diyor ki İlgili arkadaşlarımız sandık güvenliği sonuçları hakkında kurulumuzu bilgilendirdiler. Bu konuda verilen bilgiler çerçevesinde sistema, sistemik bir güvenlik açığı yaşanmadığını, vatandaşlarımızın oylarına sahip çıkıldığını tespit ettik. E şimdi hem sandık güvenliği açısından bir sorun yaşanmadı. Hem vatandaşlarımızın oylarına sahip çıktık diyor Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü. Peki burada nasıl bir meşruiyet sorunu oluyor? Yani oylar sandığa girdiği gibi çıktıysa, burada bir sorun yoksa nasıl meşruiyet sorunu açacaksınız, tartışması açacaksınız? Sözcüsü genel başkanını tekzip ediyor. Belli ki Kılıçdaroğlu bunu siyaseten söylüyor. İkincisi? Biraz da çaresizlik galiba. Ama ya. şöyle... İkincisi tabii şu var, yani bu seçim kampanyasında ben biriktirdim, gerçekten bir ansiklopedi olur. Bir günde Kandil'den bazı günler 2-3 defa açıklama yapılmış. Murat Karayılan çıkmış, Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması, Altılı Masaya destek açıklaması yapmış. Öğleden sonra Duran Kalkan çıkmış, açıklama yapmış. Bese Hozat konuşmuş, Cemil Bayık konuşmuş. İsmini daha sayamadığım... PKK terör örgütü yöneticileri konuşmuş. En son yetmemiş. Salih Müslim devreye girmiş. Bu başımızdan bu İHA'lar, SİHA'lar alınsın. Eğer bu iktidar devam ederse bizi bitirecekler demiş. Yetmemiş. HDP'nin yöneticileri, milletvekili adayları konuşmuş. Kimisi Öcalan'a özgürlük demiş. Kimi İmran'ın kapısını kırıp çıkaracağız demiş. Kimisi Cumhuriyet'in 100. yılıyla hesaplaşacağız demiş. Kimisi Afrin'de işgale son vereceğiz demiş. Kimisi özel yönetimler kuracağız demiş ve hepsi de Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yapmış. Şimdi bir kulis bilgisi daha paylaşayım. Bunlar yapılırken CHP yönetiminden Kılıçdaroğlu'na denilmiş ki bu Kandil'in açıklamaları, PKK yöneticilerinin açıklamaları sahada bizi zor durumda bırakıyor. Bu konuda bir tavır koyun, açıklama yapın. Deyin ki siz bir terör örgütüsünüz, biz burada demokratik mücadeleyi yürütüyoruz. Bu konuda siz bir tavır koyun ki biz bunu sahada anlatalım. Kılıçdaroğlu hiçbir açıklama yapmadı parti yöneticilerinin müracaatına rağmen. Şimdi sen Murat Karayılan daha Fulya Hanım bugün bugün mecliste yemin edilirken Karayılan'ın açıklaması düştü. Diyor ki bir terör örgütü yöneticisinin sözünü tekrar etmek istemem ama daha bugün diyor ki Kılıçdaroğlu başarılıydı. Kılıçdaroğlu'nu desteklememiz doğruydu. Kılıçdaroğlu Alevi ve Kürt olduğu için bu sistem onun seçilmesine izin vermedi. Ya sen bir teröristsin. Bu millet Alevi, Kürt, Türk demeden gitti sandık başına. Kılıçdaroğlu %48 oy aldı. Kılıçdaroğlu bugün dahi itiraz etmedi. Sen şimdi sahte videolar diyorsun. Orada da sahte video yok. Sahte video arayacaksan Muharrem İnce porno videolarla sahte videolarla adamın haysiyetiyle şerefiyle oynanmaya çalışıldı. Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmek zorunda bırakıldı. Kimin için? Kılıçdaroğlu kazansın diye. Kim yaptı bunu? FETÖ'cüler yaptı. Peki Deniz Baykal FETÖ'nün kumpas kasetleriyle tasfiye edildi. Kim gelsin diye yapıldı? Kılıçdaroğlu gelsin diye yapıldı. Sen bu önce bu videoların hesabını ver. Sahte videoların FETÖ'nün ürettiği kumpas videolarının hesabını ver. Murat Karayılan Kılıçdaroğlu desteklensin diye açıklama yaptı mı? Cemil Bayık yaptı mı? Bese Hozat yaptı mı? Duran Kalkan yaptı mı? Ya da PKK terör örgütünden yapmayan kaldı mı? Ya birisine dedin mi? Sen eli kanlı terör örgütüsün. Ben senin desteğini istemiyorum. Seninle mücadele edeceğim dedin mi? Birisine sen Cumhuriyet'in 100. yılıyla nasıl hesaplaşırsın? Bu Cumhuriyet'in 100. yılı Atatürk'tür. Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ben Atatürk'le hesaplaşılmasına izin vermem dedin mi? Bunların hiçbirisini söylemedin. Niye? HDP'nin oylarını alayım diye. Şimdi kalkmışsın. Ortada sahte video falan yoktur. Eğer video arayacaksa Baykal videosunu Muharrem İnce videosunu ve PKK'nın Kandil'den yapan yapılan açıklamaların gerçek videolarına baksın. Eğer o videoları ben birleştirseydim belgesel olurdu. Ve hepsinde de Kılıçdaroğlu'na ve Altılı Masaya destek var. Ya bırakın Kılıçdaroğlu'nu. Fulya Hanım milliyetçi geçinen İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener dahi bir gün çıkıp da ben bu PKK'nın Kandil'den yaptığı açıklamalardan rahatsızım, karşı çıkıyorum dedi mi? Hepsi HDP'nin oylarını alalım dediler. Şimdi de kaybettiler. Başka mazeretler arıyorlar ama Türk milletinin bir feraseti var. Irak ve Suriye tezkeresini reddeden Kılıçdaroğlu zamanda CHP tarihinde bir ilktir. Kılıçdaroğlu'na güvenmedi. HDP işbirliği yapan Kılıçdaroğlu'na güvenmedi. Kandil'in desteklediği Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçmedi. Yerel yönetimler özellik şartındaki şehri kaldıracağım diyen Kılıçdaroğlu'ndan kuşkulandı. Mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verdi. Kılıçdaroğlu bunu kendinde araması lazım. Ama maalesef o herkes suçlu. Bir tek suçlu olmayan seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu. Bu kafayla da giderse daha çok seçim kaybeder. Ve bu millet bu milletin feraseti Kandil'in desteklediği birisini bu ülkeye cumhurbaşkanı seçmez Hanım. Bu milletin çok derin bir feraseti var. Peki artık son dakikalarımıza da giriyoruz? Buyurun son ilavelerinizi alın. E, şöyle alayım. yani e, Kandil'den gelen açıklama hangi siyasi parti olursa olsun ona zarar verir Türkiye'de. Yani bugün e, Hakan Bayrakçı ilk bölümde ne dedi? HDP'nin verdiği destek Türkiye'de şu anda en azından 10 yılı öngörebiliyorum dedi. Seçimi evet, kazandırmaz dedi. Hele ki HDP hukuki olarak tanınan. İşte yani. Bey ona karşı çıkacaksın. Ona tavır koyacaksın. Tam oraya geç ortaya koyacaksın. Tam, tam oraya geleceğim. Yani Kandil bunu konuşurken bir tavır ortaya koysaydın biz tam, de alkışlardık. Tam tam oraya geleceğim şimdi. Yani bu noktada Kandil'in desteği ...destek değil köstektir. Onu bir kere söylemek lazım. Ama burada iletişim stratejisi olarak çok ciddi bir hatayı ben de teslim etmek durumdayım. Burada PKK'ya PKK'nın ya da terör örgütlerinden herhangi birinin açık desteği varsa tırnak o destekli köstektir ama Velev ki destek olsaydı biliyor musun? Köstek olduğunu özellikle altını çiziyorum. Sen ne diyeceksin ona? Arkadaş bir dakika sen bırak bana destek vermeyi. Senin silah bırakmaktan ve yaptığın suçlar için yargılanmaktan başka bir alternatifin yoktur. Bizim iş siyasetimize karışmıyorsunu çok net ve altı kalın çizgilerle çizeceksin. Bu ciddi bir iletişim stratejisi hatası oldu. Bunu kabul ediyorum ben de. Peki Özel Bey sizin de son cümlelerinizi alayım. Ya şöyle ee, burada terör örgütleri diyoruz ama aslında mücadele yani biliyoruz ki e, HDP oradan Kandil'e gidiyoruz ama orada bitmiyor. İpin ucunu çekiyoruz, kablonun ucunu çekiyoruz. Washington CIA çıkıyor. FETÖ meselesine bakıyoruz. Kablonun ucunu çekiyoruz. CIA çıkıyor. En azından e, işte kimin nasıl yeşil kart aldığını, orada kimlerin referans olduğunu. Yani CIA'nin bir sürü izini bulabiliyoruz. Dolayısıyla... Doğru strateji şurada kurulur. Bakın kamuoyu araştırmalarında Türkiye'de Amerikan karşılığı dünyadaki en yüksek ülkelerden bir tanesi. Amerikan e, istihbarat Servisi'nin e, Türkiye'yi şekillendirme operasyonunda kullandığı iki maşanın açıklamaları. Hele ki e, Kemal Bey televizyonda e, işte bu Mustafa Kemal'in itleri e, lafını, it sürüsü lafını kullanan e, sırrı sakık ağrı anlaşılıyor. E, eski belediye başkanı o zaman kullandığı laftı. Herkes kendine yakışan ifadeleri kullanıyor. Yani aynen öyle. Aynen yani. Kemal Kılıçdaroğlu bize kapalı kapılar ardında verdiği sözler var dedi. İletişim stratejisinden doğru olan Kemal Bey'e televizyondayken hemen bu soruyu sordurmaktı. Anında cevaplanması gerekirdi bunun. Yani sakık bu sözü söyledi danışmanlarının, ben bunu yazdım da 20 dakika içerisinde o televizyondaki sunucudan rica edip bunu cevaplandırmaları gerekiyordu. Ve Kemal Bey'in onda çok net bir tepki göstermesi evet. onun oyunu arttırırdı. Sol çok olmadı. doğru bir strateji olurdu. Konuşulmadı. Bir gün sonra da cevap verilmedi. Ondan sonra seçimi Kemal Bey'den başka her şey yüzüne. Bunu da aslında ilahiyatçılara tartıştırır ben Kemal Bey ileride. <laughs> bu da iletişim iletişim stratejistlerine tartışmak. Yok, bu da iletişim ilahiyatçılarına tartıştırır. <laughs> yani çünkü illa ilahiyata bir selam çakacağız. Çünkü bizim alt okumuzdan bir tanesi. Aslı varken kimse suretine eksik. Bence kendimiz Peki İsmet Bey yani? sizin de son cümlenizi alayım. Artık son bir buçuk dakikamın içindeyim. Buyurun. Evet. Evet. Bakın Türkiye'de terör konusu güvenlik sorunu önemli ölçüde aşılmıştı. Yani PKK tamamen içler etkisizleştirmiş, sınır ötesinde de önemli ölçüde geriletilmişti. Şimdi bu koşullarda birdenbire niye güvenlik meselesi Türkiye'nin gündemine girdi ve seçim sonuçlarını etkiledi? Bakın Kemal Bey dedi ki ben Suriye'den, Irak'tan asker çekeceğim dedi. Siz Suriye'den, Irak'tan asker çekeceğinizi söylediğiniz zaman oraya kim yerleşecek? Amerika yerleşecek, PKK yerleşecek. Siz bu şekilde giderseniz, yani Türkiye'nin güvenlik sorununu tekrar ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkarırsınız ve bu da seçim sonuçlarını etkileyecek bir noktaya gelir. Onun için diyorum yani sürekli tekrarlıyorum sorun Kılıçdaroğlu İmamoğlu değil bir program meselesi. Yani burada kaybeden programdır. Peki tamamlarsanız lütfen. Ona göre bence CHP kendi durumunu değerlendirmelidir. Efendim ben teşekkür ediyorum. Tüm değerli konuklarıma ve siz kıymetli izleyenlerimize bu saatlere kadar bizi takip ettiniz. Bu akşam Akıl Çemberi programıyla ekranlarınızdaydık. Ee, güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Hoşçakalınız.